Arkadaşlar, bugünkü dersimizde üssü sayıların önce toplama çıkartmasını tekrar edip sonra çarpma bölme kısmına geçeceğim. Geçen haftayı bir hatırlamak gerekirse ne vardı? Üssü sayılarda toplama çıkartma yaparken benim ilk ezberlettiğim kısımlar vardı. Neydi mesela? 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu bilmek. 3 üzeri 3'ün 27 olduğunu bilmek, 4 üzeri 3'ün 64 olduğunu bilmek gibi gibi. Bunlar toplama çıkartmada bizim için neydi? Çok çok önemliydi. Ama toplama çıkartmada neye bakıyorduk? Parantez olayları bazen giriyordu. Özellikle bunu görmelere de sorar. Öyle tahmin ediyorum. İşitmeye de sorar. Zihinsele sorar sormaz bilmiyorum ama zihinsele de sorabilir bunları. Bu yüzden mutlaka buna dikkat ediyoruz. Parantezin içi dışı gibi olaylara. Örneğin aç parantez eksi 2, kapat parantez üzeri 2 varsa diyorduk. Üzeri 2 parantez dışında diyorduk. Buna dikkat ediyorduk. Hem eksiği hem 2'yi kapsar diyorduk. Aynı zamanda bu üzeri 2 çift sayıdır diyorduk. Çift sayı olduğu için benim sonucumu artı yapar daima diyorduk. Parantez içi eksi olsa bile diyorduk. Buradan neye bakıyorduk? Artıyı koyuyorduk. 2'nin ikinci kuvveti 4 diyorduk. Cevabımız artı 4 olur diyorduk. Aç parantez eksi 2, kapat parantez üzeri 2 eşittir 4 diyorduk. Bir diğer örneğimize geçersek eğer, bir diğer örneğimize baktığımız zaman aç parantez eksi 3, kapat parantez üzeri 5. Bunu yapıyorduk. Aç parantez eksi 3, kapat parantez üzeri 5'te neye bakıyorduk? Öncelik üslü ifade parantez dışında ve üstün tek sayı olduğu için benim daima sonucum eksi diyorduk. Parantez içi eksi olduğu için sonucum daima eksi diyorduk. Eksiyi yazıyorduk. Sonra 3'ün 5. kuvvetine bakıyorduk. 3'ün 5. kuvveti nedir? 243'tür, değil mi? 3'ün 5. kuvveti 243. Buradan da eksi 243 olarak cevabımızı buluyorduk. Ne diyorduk? Aç parantez eksi 3, kapat parantez üzeri 5 eşittir. Eksi 243'e eşittir. Hatırlıyor muyuz bunları? Evet. Hatırladım. Sizi birden alamıyorum şeyi. Mikrofonu açamıyorum. Alışkın değilim, o yüzden geç kalıyorum. Ha, doğru. Mesela parantez koymadan yaparsak birkaç toplama çıkartmalı örnekler yapalım. 2 üzeri 5 eksi 3 üzeri 2 dediğimiz zaman 2 üzeri 5 eksi 3 üzeri 2 hem 2'nin 5. Eksi kuvvetini hem 3'ün 2. kuvvetini bilmemiz gerekiyor, değil mi? -23. Eksi mi acaba? Bir tekrar düşün. Ama eksi dedin. Artı artı. Şimdi eksi dedim ama 2 üzeri 5 nedir? 32. 32 tamam buraya Eksi kadar. 3 üzeri 2 nedir? 9. 32'den 9 Ha büyükten tamam. küçüğü Ben o eksiyi çıkarırsak şey artı sandım. 21. Tamam. artı 23 yapar. Şey 23 pardon. 32'den aynen. 9 çıkarınca 23 yapıyor cevabımız. Farklı bir örnek vermek gerekirse 4 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 olsun. Tamam, ben yapayım bunu. 43. Tamam. 4 üzeri 3 artı 3 üzeri 3. Ceylan abla açılımlarını söyle söyleyerek yapın hızından. 4 üzeri 3 neydi?
4 üzeri 3, 4'ün kendisiyle 3 defa çarpımı demek. Evet. Ne yapar? 4, 4 üzeri 4 3. çarpı 4, 16 çarpı 4, 16, 64 buraya kadar. Evet. Artı 3 üzeri 3 vardı. 3 üzeri 3, 27, Ha, tamam. 64, 64 Tamam. artı 27, 81. Evet. Yok, tekrar düşün. Peki, 64 81. artı 27. Ha, 91 yapar. 64, 20 daha 84, 7 daha 91. Evet. Farklı bir örnek vermek gerekirse düşünüyorum. 5 üzeri 3 eksi 4 üzeri 2. 5 üzeri 3 eksi 4 üzeri 2. Tabii bunu ben hep bir bir veriyorum ama hani eksi 4 üzeri 2 artı bilmem ne gibi gider mi? Belki de gidebilir. Ama siz bunları Tekrar ezberlediğiniz için yaparsınız. soruyu alayım mı? 5 üzeri 3 eksi 4 üzeri 2. İlk ifadenin sonucu 125 mi? 5 üzeri Evet. 3'ün. Evet. Sonrası Devamlı 16. eksi 4 üzeri 2'yi de orası da 16. Tamam, 125 25'in eksi ipi 16. 16, 109. 125, evet. 109. Evet. Toplama, çıkartma olaylar böyle. Bir de parantezi vereyim. Mesela aç parantez 200 eksi 2 aç parantez eksi 2 kapat parantez üzeri 4 artı aç parantez eksi 3 kapat parantez üzeri 3 diyelim. Aç parantez eksi 2 kapat parantez üzeri 4 artı aç parantez eksi 3 kapat parantez üzeri 3. Tamam, ilk kısım, ilk parantez 16 yapıyor. Artı 16 mıydı? Evet, artı 16 yapar. Diğer kısmı alabilir miyim? Unutuyorum hep. Arada artı işareti var. Aç parantez eksi 3, kapat parantez üzeri 3. Tamam. 27. Ama burası artı 27 oluyor değil mi? Tekrar düşün. Aç parantez eksi 3, kapat parantez üzeri 3. Üzeri parantez dışında ve nedir? Tek Negatif oluyor, sayıdır. negatif. Tek Tek sayı. sayı O olduğu zaman için negatif oluyor değil mi yine? Çift olsaydı evet. pozitif olurdu. Aynen. O zaman eksi 27. Aynen. Burası artık şöyle oluyor. 16 artı eksi 27. 16 artı eksi 27. Burada bir şey dikkatinizi çeker muhakkak. Evet. 16 artı 11 eksi 27. artı 11 Hayır. Yok. eksi 11 Evet. Eksi 11. Niye? Çünkü 16 artı eksi 27 ya. Artı ile eksinin çarpımı eksi. büyüğünü 16 eksi şey 27 yapacaksın. de büyükten küçüğü Aynen. çıkart. 27'den 16'yı çıkart. 11. Büyüğün işaretini al. 27'nin işareti eksi olduğu için eksi 11 derim. Bakalım başka ne sorabiliriz? Aç parantez 4 eksi 4 aç parantez eksi 4 kapat parantez üzeri 0 artı aç parantez eksi 5 kapat parantez üzeri 2 aç parantez eksi 4 kapat parantez üzeri 0 artı aç parantez eksi 5 kapat parantez üzeri 2. Şimdi normalde
Sıfırın kuvveti bir oluyordu, değil mi? Yani üzeri sıfır olduğu zaman bir oluyordu, evet. Ama Yani at parantez parantezi eksi 4, kapat parantez, üzeri sıfır, bu bire eşittir. bu eksi 1'e mi 1'e mi ama eşit işte olur? eksi bire mi bire mi eşit oluyor burada? Hani Şimdi şöyle olsaydı eksi 1'e eşit olurdu. Aç parantez eksi 4, üzeri 0, kapat tamam. parantez olsaydı bu eksi 1'e eşitti ama üzeri 0 parantez dışında olduğu için ve çift sayı olduğu için pozitif yapıyor ya çift sayı kuvvetler. O yüzden artı 1. Tamam. Burası artı bir. Aradaki işaret. Artıydı gene. Aç parantez. Eksi 5 kapat parantez. Üzeri 2 vardı. Eksi 5 üzeri 2. Aç parantez. Eksi 5 kapat Eksi parantez. 25. Üzeri 2 ama. Şimdi aç parantez. Eksi 5 kapat parantez. Üzeri 2. Eksi 5 Nedir? üzeri 2. Şimdi eksi 5 Şimdi üzeri 2 taban. olursa şöyle okunmuş olur. Bu 2 sadece 5'i kapsıyor gibi okunur. Ama aç parantez eksi 5 kapat parantez üzeri 2 olursa parantezi kapattım. Üzerine öyle yazdığım için üzeri çiftse ne yapar? Pozitifleştirir değil mi? O eksiyi artılaştırır. Artı 25 yapmaz mı o zaman? Aç parantez eksi Pozitif. 5 kapat parantez üzeri 2. Şimdi burada şuna dikkat çekmeni istedim. Aç parantez ya da kapat parantez demeyip de eksi 5 üzeri 2 dersen parantezsiz okursan bu iki sadece 5'i kapsıyor anlamına gelir. Buna çok dikkat edin. Yani 5'i Burası eksi kapsayınca 25'i buldurur ama bura eksi 25'i buldurur ama parantezi kapatıp üzeri 2 dediğim için burası eksiyi de kapsar. Orası artılaştırır. Anladın mı? anladım. Ne oldu orası? Artı 25 oldu mu? Artı 25 Ne? oldu. Artı 25. Artı ile artının Artı 20. çarpımı. Artı zaten. 1 artı 26. 25'ten 26. Evet. Şimdi bir örnek daha verip çarpma geçeceğim. Aç parantez eksi 7 kapat parantez üzeri 2 eksi aç parantez eksi 6 kapat parantez üzeri 1 aç parantez eksi 7 kapat parantez üzeri 2 eksi aç parantez eksi 6 kapat parantez üzeri 1. Ben yapayım istersen, beraber yapalım. Olur. Her zaman için birinci paranteze bakıyoruz önce, değil mi? Yani birinci paranteze dışındaki ne? Aynen ona bak. Tamam, Aç peki. parantez eksi 7 kapat parantez üzeri 2. Tamam, aç parantez eksi 7 kapat parantez üzeri 2 de dediğimiz zaman bu eksi 49 oluyor, doğru mu? Yok. Artı 49 zaman. Üzeri 2 parantezin dışında olduğu için Tamam, kapattıktan sonra artı 49 olur. evet. Eksi aç parantez eksi 6 kapat parantez üzeri 1. Bu da kaç, tekrar sorsana. Aç parantez eksi 6 kapat parantez üzeri 1. Tamam, bu da artı 6 oluyor, doğru mu? Yok Eksi çünkü 6. Tek diye. ha tek Tamam. diye Şimdi eksi 6 olur. 49 eksi 6 dediğimiz zaman sonuç 43 oluyor. Yok. Yok Niye? arada eksi işaretini unutma. Şimdi Eksi orası ne? eksi. Eksi 6 bulduk. Evet. 49 eksi -6. Burada ne Ha, gelir? çarpı. Eksi ile eksinin çarpımı Artı artı. oluyor. Tamam. O zaman artı 43 mü oluyor? Hayır, 49 artı 6.
Ha. Altı İki. artı altıya çevrildiği için 49'u 6'ya ekliyoruz. Kopmaya da devam ediyor. Değil mi? Aynen sen net kopya. 49 artı 6 ne yapar? 55. 55 yapar. Cevap 55 gelir. Aynen. Tamam, bunu bir çözeceğim. Yani biraz daha pratik yaparsam. Buna benzer bir soru yapmayalım o zaman. Normal çarpmaya geçelim. Aynen. Ben bunu Şu an tekrarlarım tekrar. çarpma bölmeye geçeceğim. Yine siz soru bankalarında muhakkak karşılaşırsınız zaten. Yapmaya çalışın çünkü soru bankaları çarpma bölmeli de vereceğim için çarpma bölmeyi de muhakkak vermem lazım ki. Soru bankaları bulamıyorum işte, Aynen. sorun orada. Yani şöyle Ayrıca bulamıyorum. şimdi Neyse, konuşuruz da şöyle bulamıyorum. Ben GTM'den falan artık şey yapabilirsin. aynen. GTM okuyor Bakacağız. ya. Şimdi çarpma bölmeye geçersek çarpma bölmede şimdi çarpmayı anlatayım önce. Bizim çarpmada ya üstler eşit olmak zorunda ya altlar eşit olmak zorunda. Üstler altlar çarpılır. Altlar eşitse üstler toplanır. Çarpmada kural budur. Üstler eşitse altlar çarpılır. Altlar eşitse üstler toplanır. Bir örnek vermek gerekirse 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2. 2 üzeri 3 artı şey, artı demişim özür dilerim. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Benim tabanlarım aynı mı? İkiler aynı. Üstlerim aynı değil. O yüzden ne yaparım? Tabanlar aynıysa üstler toplanır formülünü uygularım. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2'yi de tabana eşittir diyorum. Aynı yazıyorum tabanı. 2. Üstleri topluyorum. 2 üzeri 5 mi oluyor? 2 ile 3'ü topladım. 5. Evet. 2 üzeri 5. Ben geldiğini bilmiyordum. Geldiğin iyi olmuş. O zaman kaçırmadım. 2 üzeri 5. Son anda yakaladım valla. Sık sık kopuyor. He. Şimdi mesela 3 üzeri 1 normalde 3 üzeri 1'i vermez de şu an vereyim. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 diyelim. Ne yapar? 3 üzeri 3. 3 üzeri 3. Tabanlar eşitse üstler Peki bir şey toplanır. söyleyeceğim. Şimdi biz buna cevap olarak 3 üzeri 3 mü diyeceğiz, yoksa 3 üzeri 3'ün sonucunu mu bulacağız? Bu 3 üzeri 3 hani açılabilen bir sayı ya. Açılabilen bir sayı olduğu için burada 3 üzeri 3 vermez de 27 şıklarda verebilir. Ama hani şimdilik 3 üzeri 3 deyip bulabilirsiniz. Hayır, şıklarda ama 3 üzeri 3 vermez, 27 verir. Niye? Ha 3 üzeri 6 olsa bunu şıkları da 3 üzeri 6 verir. Ama 3 üzeri 0'dan 3 üzeri 5'e Anladım. kadar şey vermez. 3 üzeri 5, 3 üzeri 3 diye vermez. Açılımını verir. Şimdi şöyle yapalım. 5 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2. 5 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2. Ne yapıyorum? Benim tabanlarım aynıysa üstleri topla. Tabanlar aynı değil. Üstler aynıysa tabanları çarp. Tekrar söylüyorum. Üstler aynıysa tabanları çarp. Tabanlar aynıysa üstleri topla. 5 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2. Tabanlar aynı mı? Değil. Üstler aynı mı? 5 kere 4, 20. Değil Aynı. mi? Üstler aynıysa üstte olduğu gibi yazarım. Tabanı çarparım. 20. 20 üzeri 2 derim. Bunu Ama dediğin efendim
Dediğin gibi sonuç öyle olunca 4 üzeri 2 bu şıklarda aslında 4 üzeri 2'nin şeyi olarak çıkar değil mi? Yani 4 üzeri 2 4 kere 4 8 şey 16 olarak çıkar değil mi? Şimdi bu 4 üzeri 2 Doğru mu? olduğu için bunu 4 üzeri 2 verir. Ama sonucu biz 20 üzeri 2 bulduk ya. 20 üzeri 2'yi açtırır. Çünkü ben hatırlıyor musunuz? 20 üzeri 2'ye kadar ezberleyin demiştim. Artık bu 6'dan sonra 7 üzeri 2'den 20 üzeri 2'ye kadar. 20 üzeri 2 neydi? 400 değil 200. mi? Ha 400. 20 Evet. üzeri 2 400. 400 400. 400 olduğu için bu bilinen bir sayı olduğu için şıklarda 400 verir. Ama 20 üzeri 3 buldursaydı vermezdi. Çünkü ezberletmiyoruz. Anladım. Şimdi bunlarla ilgili sağlama yapalım mı? Hani niye böyle çıkıyor? Yapalım. Neye göre böyle demişler? Şimdi şöyle bir örnek vereceğim size. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 diyorum. Evet. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3. Ne yapar? 3 Burada üzeri 5. aynen. Topluyorduk çünkü taban şey. Evet. Bir 3 dakika. Evet, üstleri topluyorduk. Evet. Aynen. İlk 3 soru üzeri bitti. 5 yapıyor, değil mi? Aha. 3 üzeri 5 yapıyor. Şimdi 3 üzeri 5 neye eşit? 3 üzeri 5 neye eşit? 243'e 263. eşit. 243. Evet. Şimdi bunun Hadi sağlamasını bir daha söylemek zor şöyle oluyor ama. yapalım. Ezber akılda kalmayınca direkt bulmak zor olabiliyor. O yüzden Efendim? beklemede kalıyoruz. Aynen, ezber gerekiyor. Şimdi burada da 243 verebilir. Yani ezberlettiğimiz için. Şimdi 3 üzeri 2 ne? 9. 3 üzeri 3 ne? 27. 27. 27. 27 ile 9'u çarpar mısınız? 9 kere 7. Çarparız. 9 kere 7 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 9 kere 2 elde 20, 18. var 18. 6. 18 elde 24. var 6. 24 Şey. yapar değil mi? 243 buradan da bulunuyor. Adamlar kalkıp buradan tek tek uğraşmayın diye size bu formülü vermiş. Burada sağlaması yapılıyor. İyiymiş. Ama mesela dediğim gibi 5 üzeri 3 artı 5 üzeri 5 diyorum. Tamam 5 üzeri pardon artı diyorum ya. 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 5 diyorum. Şimdi 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 5 dediğimde siz bunu ne bulursunuz? Üstleri toplarız. 5 üzeri 8. 5 üzeri 8. Kalkıp da 5 üzeri 3 ne? 125'tir değil mi? Ama ben Evet. inanın 5 üzeri 5'in ne olduğunu bilmiyorum. Hiç hesaplamadım şimdiye kadar. Hiç de gerek yok. Düşününsene 4 basamaklı mı bilmem 5 basamaklı mı bir şey çıkıyor. 5 üzeri 5. Tamam mı? E ben onunla 125'i çarpacağım da bir şeyler bulacağım. 5 üzeri 8'e eşitleyeceğim. Adamlar bunun formülünü yaratmış zaten. Ben ne uğraşacağım? 5 üzeri 8 de şıklarda ne verir? 5 üzeri 8 verir. Niye? Çünkü ezberlenesi bir şey değil. Şıklarda 5 üzeri 8'i gördünüz mü? Yapıştırın. Bunun dışında şöyle bir örnek verebilirim. Mesela 6 üzeri 5 çarpı 6 üzeri eksi 1. Bakın dikkat edin. 6 üzeri 5 çarpı 6 üzeri eksi 1. Bunun cevabı 6 ne üzeri olabilir? 5 çarpı
Şimdi burada 6 üzeri eksi 1. Tabanlar 6 hangisi? üzeri Üstleri ne yapıyoruz? topluyoruz. Ama Toplayalım. 5 artı eksi 1. 5 5 artı eksi artı 1 eksi 1. eksi 4 değil Ne mi? yapar? Eksi 1 olur değil mi? Artı ile eksinin çarpımı. Evet, Dilan gitti 5 de. Pardon. eksi 1 ne yapar? Efendim? 5 eksi 1 ne yapar? Eksi 4. Eksi 4 değil. 5 eksi 1. Büyükten Ha. küçüğü çıkarıyor. Bir artı 4. 4 yapar değil mi? 6 üzeri 4 olarak yazar mıyım? 6 üzeri 5 çarpı 6 üzeri eksi 1'i. Evet. 6 üzeri 4 oluyormuş benim burada da cevabım. Buna dediğim gibi dikkat gerektiriyor. Evet, Mesela pratik yapmak gerekiyor bayağı. aynen. Sadece şöyle bir şey. Nasıl bir şey derseniz sadece şöyle bir tabanlar üstleri toplayacağınızı bilin ama burada işaretlere de dikkat edin. Mesela ben şunu da verebilirim. 6 üzeri eksi 2 çarpı 6 üzeri eksi 3. Bunu da verebilirim. 6 üzeri eksi 2 çarpı 6 üzeri eksi 3. Burada Efendim? şunu yapabilir miyim? Taban aynı olacağı için eşittir derim. 6 derim. Üstleri topluyorum. Eksi 2 artı eksi 3. Artı ile eksi yan yana gelmiş. Ne olur? Eksi olur değil mi? Çarparım. Artı eksi çarpılırsa Evet. eksi olur. Eksi 2 eksi 3 ne yapar? Tekrar alayım. Eksi 5 yapar. Eksi Evet. 2 eksi 3 eksi 5 Eksi yapar. 5. 6 üzeri eksi 5. Buradan da bu cevap Eksi 5 geldi. oradan. Evet. Çok üst toplamalı örnek verdim. Tabanlarla ilgili verelim birazdan. Ondan sonra bir not vereceğim aslında. Tamam. İki üzeri 2 eksi 7 üzeri eksi diyorum ya. Ben hep Çarpı. oraları 12 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2. Burada yine bu sefer şeyleri topluyoruz. Tabanları değil, diğerlerini, doğru mu? Soruyu bir daha alabilir miyim? Olur. 12 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2. Tamam. 12 üzeri 2. Sanırım 12 üzeri 2 100. 200. 100 kaçtı ya? Şimdi 120. öyle hesaplama. Öyle hesaplama. 7 üzeri 2 49, 12 üzeri 2 144, 144 ile gidip 49'u mu çarpacağım? Öyle Yok. hesaplama. Formülden git. 12 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2. Üstler aynıysa altlar ne yapılır? Çarpılır. Çarpılır. 12 ile 7'yi çarp. 94, 84. 84. 84. 84 üzeri 2 yapar. Çok Ha. yüksekten vermiş oldum ama Ya işte dediğim böyle gibi oldu. kafamı verdim de işte öyle olunca formülü şey demedim. Bir örnek verelim. Hep şimdi küçüklerden verirsem işte ona kadar gittiğimizde hep aynı değerler veriyorum biliyor musunuz? Aynı değerler vermemeye çalışıyorum. O da olmuyor. Yakalayamıyorum bir türlü. 9 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3. Burada 2 kere 2 4 2 ile 4'ü mü çarpacağız? 9 üzeri 3 Ha 9 çarpı 2 pardon. üzeri 3. 9 ile 2 mi Aynen. çarpacağız? Evet. Üstler aynı ya. Üçler aynı. O Tamam. öyle olduğu için 9 ve 2'yi çarp. Tamam 9 kere 2 18.
18 üzeri ne yapar? 18 3 dedim. 3 yaptı. 3 yapar. 18 üzeri 3'tür cevap. Bir örnek daha vereyim. Ondan sonra söylemem gereken şeyi söyleyeyim. 6 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. 18 6 kere üzeri 4. 3. 18 üzeri 4 18 sonuç. üzeri 4. Ben gene sonda Şimdi çözdüm bunu. arkadaşlar şöyle bir örnek veriyorum size. Burada ne yapmak istiyorsanız size kalmış. İster öyle ister böyle. Not. Hem taban hem üst eşitse ister tabanları çarp ister üstleri topla sana kalmış. Tekrar söylüyorum. Hem taban hem üst eşitse çarpma işleminde ister tabanları çarp üstler aynı kalsın ister üstleri topla taban aynı kalsın. Ya Samet ne laf salatası yaptın? Hadi örnek Güzel. ver verelim. 6 üzeri 2 çarpı 6 üzeri 2. Bülent abi sence ne yapar? Tekrarlayayım soruyu. 6 üzeri 2 çarpı 6 üzeri 2. Ben söyleyebilir miyim? Dur, bana sordu. Ben birkaç tane Önce bildim. Aynen. Bülent abi yapsın. Sen aynısını mı buldun, daha farklısını Tamam. mı buldun? Tekrar Onu sor. teyit Kafam edin. karıştı. Çünkü 6 şey. üzeri 2 çarpı 6 üzeri 2. Neydi? Hem taban hem üst aynıysa çarpma işleminde ister tabanları çarp, ister üstleri topla. Sana kalmış. Altı üzeri 2 çarpı 6 üzeri 2 doğru mu? Evet. 6 üzeri çarpı 6 üzeri 2. Ben yapamadım ya. Sizler yapsın. Yani Altı bilmiyorum. üzeri iki Kafam çarpı karıştı. altı üzeri iki. Sen taban Hayır. Ben aynı tabanda 36 kalsın buldum dedin. ama ben öyle değil. Ben toplamaya çalışıyorum yani üstleri. Yine Tamam bulamadım dur hani. ben söyleyeyim mi? İki Söyle türlüsünü söyle. söyleyeceğim. Söyle. Benim kafa Bu karıştı. tabanları çarparsam ve üstleri aynı bırakırsam 36 üzeri 2 yapar. Yok diğer türlüsünü Evet. yaparsam 6 üzeri 4 yapar. Tamam işte 6 üzeri 4'ü buldum da ben bunu Ha. öyle yapacağımı sanmıyordum. İki yöntem, Doğru ikinci mu? yöntemi Aa, anladım da hani aynen doğru. tabanın ne Yani olduğunu böyle. unuttum. Hani tabanın acaba ilk mi ikincisi mi olduğunu unuttum. O yüzden çekindim söylemeye. Yoksa 6 üzeri 4 bende Tabanlar kalacaktı. altı. Tabanlar altı, üzerler iki ya. Tamam işte ben O onu şekilde. ters anladım. Tabanı en başta anladım. Sıkıntı yok. Burası size kalmış dediğim gibi. Yani ama bir de soruya göre bakın, tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Bunun bir örneği vermek çok isterim ama bölmeyi anlatmadığım için şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bölmeyi versem ondan sonra bunu anlatabilirim. Bu arada saatten de haberim yok ama bölmeyi ne kadar Tamam gayet yapabilirim? sorma. Bir bölmeye de geçeriz 21. bir 10-15 dakika daha. Tamam. Çünkü çarpma Bölmeyi yapayım. Şimdi çarpmanın ne hep anlatımım nedir? Bölme çarpmanın kardeşidir. Bölme çarpmaya her zaman özenir ama bölme çarpmaya yetişemez. Nasıl yetişemez? Şimdi çarpmada üstler aynıysa tabanlar ne yapılırdı? çarpılırdı. Çarpılırdı değil mi? Üstler Çarpılırdı. aynıysa tabanlar çarpılır. Bölmedeki kuralımı söylüyorum. Üstler aynıysa tabanlar bölünür. Üstler aynıysa tabanlar bölünür. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler ne yapılırdı? Toplanır. Toplanır. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Tam zıt Kuralları işaretler. eksik. Eksi çünkü bölmede eksi gibi olduğu için oldu. Bölmede neyden neyi çıkarırım derseniz, şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Pay payda var ya bölmede.
Paydanın üstünü payın üstüne zıt işaret olarak atılır. Bir örnek verelim. 5 üzeri 3 bölü 5 üzeri 2. 5 üzeri 3 bölü 5 üzeri 2 ne yapar? 5 üzeri 2 olan üst var ya, paydanın üstünü payın üstüne zıt işaret olarak atarım. Buradaki 5 üzeri 2, üzeri 2 artı mıdır? Artıdır. Zıt işaret nedir? Eksidir. Ne olur? 5 üzeri 3 eksi 2 olur. Yani 3'ten 2 çıkartırım. 5 üzeri 1 olur mu? 5 üzeri 1. Olur. Cevap buradan 5 gelir. Şimdi bir mesela çarpmasını yapalım, sonra bölmesini yapalım, aklınızda kalır. 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Çarpma yaparken 5 üzeri 5 sonucunu elde ediyor muyuz? 5 üzeri 3 Evet. çarpı 5 üzeri 2. 5 üzeri 5'i elde ediyoruz. Burada ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz. Bölmede ne yapıyoruz? Üstleri çıkarıyoruz. Ama şimdi üstler çıkarılır formülü var ama biraz önce hatırlıyor musunuz? Üstler toplanır formülünde şu tüyoyu vermiştim ben size. Şunu unutmayın demiştim. Mesela 6 üzeri 5 çarpı 6 üzeri eksi 1. Bunu unutmayın demiştim, değil mi? Burada 5 artı eksi 1. Buradan 5 artı eksi 1. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 5 eksi 1'den 4 yapar demiştim, değil mi? Oradan da 5 eksi 1'den 4 yapar. 6 üzeri 4 de olur demiştik. Bölmede ise şudur arkadaşlar. 6 üzeri 5 bölü 6 üzeri eksi 1. 6 üzeri 5 bölü 6 üzeri eksi 1. Ne yaparım? Zıt işaret olarak paydadaki üstü zıt işaret olarak payın üstüne atarım. Paydanın üstü nedir? Eksi 1'dir. Payın üstüne artı 1 olarak atarsam 6 üzeri 5 artı 1 olur mu? 6 üzeri 6 olur. Bakın çarpmada 6 üzeri 4 daha küçük bir sayı elde ederken bölmede 6 üzeri 6 diyerek daha büyük bir sayı elde ettik. Buna çok dikkat edin. Oturdu mu kafanızda? Sadece tek Oturtmadan. fark ne? Sadece tek Yani fark ne? diğerlerini çok basit anladım ama bu biraz kafamı kurcaladı. Aslında kafanı kurcalamasın. Şöyle düşün. Hani çıkartılır dedim ya ben kuralda. Çıkartmasını yapalım. 6 üzeri 5 bölü 6 üzeri eksi 1 ya. 6 üzeri 5 eksi eksi 1 olmaz mı bu sefer de çıkartılır formülüyle? Biraz önceki toplanırdı. Burada da Evet. çıkartılır formülüyle 6 üzeri 5 eksi eksi 1. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Çarp artı 1. Artı 6 üzeri 5 artı 1'den 6 olur. 6 üzeri 6. Oldu mu şimdi? biraz daha Mesela iyi bir örnek oldu. vereceğim. Siz de yapalım. Yapın. 12 üzeri 5 bölü 12 üzeri 3. 12 üzeri 5 bölü 12 üzeri 3. 12 üzeri burada sanırım ikinci tabanları sanırım burada çıkarıyoruz, doğru mu? Yok, tabanlar aynı. 12 Duruyor. üzeri Şey, 5 taban değil ya, 12 öbürü. Ben hep onları karıştırıyorum. Öbürü üzer birbirinden üzeri çıkıyor. üzeri. Ben tabanla şeyin yerini karıştırıyorum. Sorun orada. Üzeri 12 üzeri 2. çıkar. Ha, Evet, 12 üzeri 2'dir cevap. 12 üzeri 5 bölü 12 üzeri 3. Ne yaparız? 12 üzeri 5 eksi 3 deriz, değil mi? Zıt işaret olarak yukarıya attığımız için. 12 üzeri 5 eksi 3 ne yapar? 12 üzeri 2 yapar. 12 üzeri 2 nedir?
Anlamadım. 12 üzeri 2, 24. Hayır. Hayır. Pardon. 12 üzeri 2, 120, 140. 140. 146, 100, 146, 144. 144. Sa 144'e zaten eşit ben bir şey 12 sorabilir üzeri. miyim? Şimdi Evet. hani biz çarpma işleminde 3 örnek verdik işte. Taban aynı örneği, üst aynı Evet. örneği, üzeri aynı örneği, bir de ikisinin aynı örneği verdik. Peki böyle bir şey hiç örnek vermedik. Bu nasıl olacak mesela diyelim. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 3 mesela. Ona da örnek Yani bunu ver. Sonra şeyle yapar. Yani bunu verir ama paydaya veya payına 10 üzeri bilmem ne olarak verir. Birbirini götürme usulüyle yapar. yok, sadece Bunu merak ettiğim için sonra, sordum. daha önce sordu çünkü iki kere mi ne? Ya bir kere ya iki kere ben karşılaştım bununla. Yine onlara geleceğiz. Tamam, Yani geleceksek sorun. bu var. Yani sen dediğin formül Aynen. var. Çünkü burada hiçbir şey eşit değil diye sordum. O yüzden Aynen. bölmeden Eşit sonra değilse mutlaka bir şey birbirini götürür. Ona göre tamam. O yapılır. zaman iyi noktayı yakalamışım. Buyurun. Aynen. Şimdi neyi verelim, neyi verelim? Yine bölmeden bir şeyler verelim. 7 üzeri 5 bölü 7 üzeri 7 üzeri 5 bölü 7 üzeri 4. Burada da tabanlar aynı kalıyor. Evet. Sonuç 7 üzeri 1 mi? Evet, 7 üzeri 1. Peki bunlar Şimdi. biraz, yok sonra konuşur da, bunlar biraz zihinsel tarzı sorular değil mi? Hani lisansta bu tarz çıkar mı? Sanmıyorum. Şimdi temel oluşturuyoruz Ha, ya. temel. Çünkü daha ben bunun şeylerini de soracağım. Yani daha farklı olaylarını da soracağım. Süper. Tamam. Son Mesela işlemleri mi neyi yapalım, soruyorum? hani zaman daraldığı için nasıl gidelim? Şimdi ben de Çarpla. tam şeyi düşünüyordum. Bir sonrakini yine bölmeden tekrar etsem daha farklı. Çünkü çarpma bölme çarpmayı bir nevi bitirdik diyebilirim de. Artık evet, tekrar yapmaya gerek yok da bölme için bir tekrar yaparız. Bir de artık gerek Bölme gerekiyor. Çünkü bölmenin daha şeyleri de var. İlerisi de var ya. Şimdi burada tamam, o zaman hepsini birkaç işlem anlatamayacağım. daha, birkaç soru daha alıp bitirelim o zaman, hani istersen. Alalım mı? Şeyden birkaç soru vereyim. Ondan sonra bitirelim. Hani burada da yine hep üst çıkartmalı verdik ya. Bu Tamam. sefer üst eşitse alt ne yapıyoruz? Bunu verelim. Tamam. Veriyorum, veriyorum. Şimdi çarpmada üstler eşitse altlar çarpılır ya. Burada da üstler aynıysa altlar bölünür. Üstler aynıysa tabanlar bölünür. Bölmedeki formül de bu. Veriyorum örneğin. 12 üzeri 2 bölü 6 üzeri 2. 12 üzeri 2 bölü 6 Sonuç üzeri 2.2 üzeri 2. Ya, 2 üzeri 2 neye eşit? 4. 4'e. 4. Cevap olarak senden 4'ü sorar. Böyle bir soruda. Veriyorum. 20 üzeri 3 bölü 10 üzeri 3. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 neye eşit? 8. 8 3, cevap. evet. Şimdi Ceren yapsın. Ben fırtına oldum bu ara. Tamam. 15 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5. 15 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5. Cevap veriyorum. Cevap 5 üzeri 5. Ama bunun sağlamasını da yapacak Cevap 5 olursak üzeri 5. 5 üzeri Hayır. 5. Sağlama yapmadan önce hayır diyorum ben. Yok. Seni Abi, biliyorum, 15 biliyorum. üzeri 5 bölü 5 üzeri 5. 15 15 bölü B. üzeri 5 bölü 5 üzeri 5. Cevap verebilir Üçler miyim? aynıysa altlar bölünür. Cevap verebilir miyim? Ben Bunu soruyu şey mu anlamadım? yapalım. Tekrar. Tekrar sor. Ceylan ablayla yapalım, anlasın.
15 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5. Şimdi tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Üstler aynıysa tabanlar bölünür hesabı ile Bir de bak yapıyoruz bunu da. soruyu iyi dinle. Evet. 15 üzeri Ha, 5 tamam. bölü 5. Beş. Tamam. 3 üzeri 5. Heh. Ha, 3 üzeri 5 neye eşit? Ceylan Ceylan'a çok sevdiğim şey bu. abla. Şimdi ezberle olsun diyorum. Şey olmayın, 3 üzeri zorlanmayın. 5 bir dakika. Hayır, 3 üzeri 3 dur. Hep bu canlı dengeli bu soru. 3 üzeri 5. Üçün 5 defa yan yana çarpımı. Evet. 3 Şimdi kere 2 3 9 4 6 27 dur bekle. 81 Evet. 81 243 Of. Ama hep Hadi bir adam kaldı. buna geliyor. Hep bu soru geliyor Dilan'a. Bir rakam kaldı diyorum. 240 dedin ya. Kendimi mi yapmamış 243 gibi sandım. Ha, 243 oldu. Cevap 243 gelir. 15 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5 eşitmiş 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 de 243 oluyor. Üç Şimdi tane. Evet. önümüzdeki hafta ne yapacağımız için şöyle söyleyeyim. En azından hem bana hem size bir hatırlatma olur. Tamam, Çünkü bu kayıtta kalsın. sözlükler yazı kalır. Kanıt kalıyor ne de olsa. Kayıt kaldığı için kanıt oluyor bu da. Tamam, kalsın şimdi Ahmet. Şey oluyor. Ben ne yapacağım? Ben mesela üstün üstü olaylarını anlatacağım. Bir. İkincisi, taban eşit değilse nasıl eşitleriz? Bunu anlatacağım. O da zaten üstün üstü olayına denk geliyor. Çarpmada, bölmede bunu anlatacağım en azından aklımıza bulunsun. Yarın için. Önümüzdeki ders yarın. Tamam. Artık bugünlük o zaman bu dersi noktalayayım. Önümüzdeki derste Teşekkürler. görüşürüz. Teşekkür ederim.